Burçak hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iklim elemanlarına giriş yapıyoruz diyelim. Tabii ki de burada iklim bilgisinden bahsetmiştik. Atmosfer özellikleri, katmanları, hava durumu, iklim, iklimin etkileri demiştik. Bugünkü dersimizin konusu o iklim elemanlarından birincisi olan sıcaklıktır diyoruz. E o zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda iklim elemanlarından birincisi dedik. Burada özellikle sıcaklığın dünya ölçeğinde yani yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz ve dünyada sıcaklığın dağılışını göstermiş olduğumuz haritalar var. Biz bu haritalara izoterm haritaları diyoruz. Bu haritalar bize neyi söylüyor, neyi anlatıyor onlardan da bahsetmiş olacağız. Ve bu ders bittiğinde dünyada sıcaklığı etkileyen faktörler nelerdir onları öğrenmiş olacaksınız ve dersimiz bittiğinde bu konunun daha güzel bir şekilde öğrenilebilmesi için hemen sıfırdan dokuza coğrafya o konu özetli soru bankası kitabımızda 66 72 arasını güzel bir şekilde çözüyorsun. Dinamo coğrafya soru bankası kitabımızda ise 68 69'u güzel bir şekilde çözüyorsun diyelim. O zaman haydi başladık diyoruz. Şimdi bizim burada özellikle atmosferimizdeki ya da yeryüzündeki sıcaklığın esas ana kaynağı kimdir dersek güneştir. Eğer ki Güneş olmasaydı yeryüzündeki sıcaklık değerimiz eksi 273 derece civarında olacaktı. Zaten bu yaşamı olağan bir durumda kılmazdı diyebiliriz ve burada özellikle bilmemiz gereken bir kavram solar konstant nedir dersek. Şimdi biz atmosferin şöyle çizdiğimizde 10 bin kilometre kalınlığa sahip olduğunu biliyoruz ya atmosferin en dış sınırına 1 santimetre karelik alana şurası da atmosferin de sınırı olsun. Buraya 1 santimetre karelik alana 1 dakikada yaklaşık 2 kalorilik bir enerji gelir. Ve biz bu 2 kalorilik enerjiye solar konstant diyoruz. Yani diğer ismiyle güneş sabitesi olarak geçer. Tekrar söylüyorum bak. Atmosferin de sınırına 1 santimetre karelik alana 1 dakikada gelen enerji miktarı yaklaşık 2 kaloridir ve biz bu iki kalorilik enerjiyi solar konstant diyoruz. Peki bu enerji yer yüzeyine geldiğinde 2 kalorilik bir etkiye sahip midir dersek tabii ki de değil. Neden? Şimdi güneş ışınları atmosferimize girdiğinde %25'lik kısmı difüzyona yani dağılmaya uğruyor. Dörtte birlik kısmı gitti yere gelemedi. Devamında %25'lik kesmi albedo. Yani bulutların ve atmosferin etkisiyle uzaya yansıyor. Yüzde on kesmi absorpsiyon yani emiliyor bulutlar tarafından ya da atmosfer tarafından. Yüzde yirmi kesmi yeri ısıtıyor. Yüzde sekizlik kesmi ise yere çarpıp yansıyor. O zaman yüzde yüzlük bir enerjiden bahsettiğimizde bunun sadece toplarsak yüzde otuz kısmı yere geldi. E bir de üstüne üstlük güneş ışınları her yere aynı açıyla gelmiyor. Ve aynı zamanda dünyada her yerde güneş ışınları yere ulaştığında aynı yolu da kat etmiyor. Bu ister istemez dünyada sıcaklığın farklılık göstermesine neden olacaktır diyebiliriz. Şimdi işte bu dersimizde sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Birinci ve bence en önemli faktörlerden bir tanesi güneş ışınlarının yere düşme açısı. Bunu etkileyen bir, iki, üç, dört tane durum var. Enlem etkisi, eksen hareketi, eksen eğikliği, yer şekilleri yani eğime bakı. Daha sonra güneşlenme süresi, yükselti, kara ve ısınma farkı ve dağılımı, okyanus akıntıları, nem miktarı, bitki örtüsü, rüzgarlar bunların hepsi de gene bir yerde sıcaklığında alışında etkilidir diyoruz. O zaman şuradaki yıldız attığımız güneşin yere düşme açısının sıcaklık üstünde nasıl bir etkisi vardır dersek hemen şöyle yapıyorum. Bak şimdi. Ben şuraya İki tane düzlem çizdim. Birincisi bir bölgeye güneş ışınlarını dik açıyla gönderiyorum. Şöyle eşit miktarda bir ışın demetim olsun. Buraya dik bir açıyla gelsin. Tamam mı? İkinci bölgem ise aynı ışın demeti buraya daha iyi açıyla gelsin. Bak eğik açıyla geldi. Ve şurada şuna dikkat etmemizde fayda var. Dik açıyla geldiği bölgede daha dar bir alanı ısıtıp aydınlatması gerekmekte. Eğik açıyla geldiği bölgede ise daha geniş bir alanı ısıtıp aydınlatması gerekmekte. Bak bu sol tarafa dik açıyla geldi. Sağ tarafa ise ona göre daha eğik açıyla geldi. E şimdi mantıken düşünürsek hangisi daha çabuk ısınır? E tabii ki de dar alan. Hangisi daha çok ısınır? E gene tabii ki de dar alan. O zaman güneş ışınları bir bölgeye ne kadar dik açıyla gelirse Orası o kadar ne oluyor? Sıcak. Güneş ışınları bir bölgeye ne kadar eğik açıyla gelirse orası o kadar ne oluyor? Daha soğuk. O zaman biz burada güneş ışınları nereye dik geliyor? Hangi sebepten dolayı? Nereye dik geliyor? Hangi sebepten dolayı bundan bahsetmemiz gerekiyor? Hemen birincisine bakın. Enlem etkisi demiş. Yani eşittir dünyanın şekli. Şuraya da şöyle dünyanın şekli diye yazın. Şimdi bizim küresel bir şeklimiz var ve bu şekle bağlı olarak güneş ışınları her yere aynı açıyla gelmiyor. Ve güneş ışınları ekvatora daha dik açıyla, kutuplara doğru gidildikçe daha eğik açıyla geliyor. Ve dikkat ederseniz sağ tarafta güneşlenen yüzey eğik açıyla gelen yerde daha geniş, güneşlenen yüzey dik açıyla gelen yerde daha dar. O zaman ekvator çevresi daha çok ısınır ve daha sıcak. Kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır ve daha soğuk olur. Peki bunu bize ifadelerde nasıl söyleyecek? Diyecek ki, Brezilya'da sıcaklık ortalamasının yıl boyunca Norveç'ten daha yüksek olmasının temel sebebi nedir derse, Dünya'nın şeklidir. Neden? Çünkü Brezilya ekvator üzerinde, ekvatora daha yakın. Norveç kutupta, ekvatordan daha uzak. O zaman Brezilya güneş ışınları daha dik açıyla geliyor. Norveç'e ise güneş ışınları daha eğik açıyla geliyor. E, o zaman Brezilya daha sıcaktır. Norveç ise Brezilya'ya göre daha soğuktur. Ve bu şartlar altında Brezilya'nın daha sıcak olması enlem etkisiyle açıklayabileceğimiz bir durumdur diyebiliriz. Bunu mesela Türkiye ölçeğinden de örnekleyebiliriz. Diyebiliriz ki Hatay'da sıcaklığın yıl boyunca Sinop'tan daha yüksek olması. E Hatay dediğimiz ekvatora daha yakın. Sinop dediğimiz kutbada e Hatay tabii ki de daha sıcak olacaktır. Bu birincisi. İkincisi günlük hareket ya da diğer ifadeyle eksen hareket edeceğiz. Ve bir gün içinde güneşin yere düşme açısı farklılık gösterir. Bak şuna da dikkat et. Enlem etkisinde sıcaklığın dağılışını söylerken şöyle dedik. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Niye? Çünkü dünyanın şekline bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı daralır dedik. Ama günlük hareket ya da eksen hareketinde ne dedik? Bir gün içinde güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir. Bu da sıcaklığın gün içinde farklılık göstermesine neden olur. Ve dikkat ederseniz güneşin doğuşundan şöyle batışına kadar geçen sürece. Sıcaklığa dikkat ettiğimizde sıcaklık azaldı azaldı. Güneş doğmadan önce en düşük sıcaklık değerine ulaştık. Bununla birlikte sıcaklığımız gün içerisinde arttı arttı arttı. Ve en yüksek sıcaklık değerine biz 12'den sonra ulaştık. Bak burada da önemli ifade şu. Normalde bir gün içerisinde güneş ışınlarının gelebileceği en dik açıyla geldiği zaman dilimi 12'dir. Ama yapılan sıcaklık ölçümlerinde en yüksek sıcaklık güneş ışınlarının en tepede olduğu zaman dilimi değil, ondan birkaç saat sonra meydana gelmiştir. Bunun temel sebebi nedir dediğimizde ısı birikimi olarak geçecektir. Ve bir gün içerisinde en düşük sıcaklık değerlerimiz güneş doğmadan önceki zaman dilimidir. Bunun temel sebebi de tabii ki de ısı kaybı olarak geçer. Ve şuna dikkat edin. Bakın Şimdi bir gün içerisindeki evet sıcaklık değişimimiz en yüksek en düşük sıcaklıklarımızı söyledik. Isı birikiminin bir gün içerisindeki sıcaklık üzerinde etkisine şöyle de bakabiliriz. Şimdi sabah 9'daki güneşin yere düşme açısıyla 15'teki güneşin yere düşme açısı aynı. Ama sabah 9'da ölçülen sıcaklık değeriyle öğlen 15'teki ölçülen sıcaklık değeri aynı. Değil. Ya da güneş battığındaki ölçülen sıcaklık değeriyle güneş doğduğundaki ölçülen sıcaklık değeri de aynı değil. İşte bu da ısı birikim ısı kaybı olarak geçmekte. Eksen eğikliği. Yani nedir bu? Yıllık harekettir. O zaman bir yıl içerisinde güneşin yere düşme açısı değişiklik gösteriyor mu? Evet. O zaman yıl içinde sıcaklığımız da ne yapar? Değişir. Mesela şöyle diyebiliriz. Haziran mevsimini düşündüğümüzde Haziran mevsim dedik yanlış oldu. Haziran ayını düşündüğümüzde 21 Haziran ve güneş ışınları yengeç dönencesini dik açıyla geliyor ve kuzey yarım küre yaz mevsimini güney yarım küre kış mevsimini yaşıyor. O zaman Haziran ayında Türkiye'de sıcaklık yüksek iken Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sıcaklığın düşük olmasının temel sebebi nedir derse eksene Çünkü burada belirli bir ne verdi? tarih verdi. Bunu unutmayalım tamam mı çocuklar? Ve aynı zamanda eksen eğikliğine bağlı olarak kuzey yarım kürede Haziran, Temmuz, Ağustos ayları en sıcak. Güney yarım kürede ise Aralık, Ocak, Şubat ayları en sıcak aylardır. Yani bana bir harita verdiğinde sıcaklık dağılışını gösteren bir harita verdiğinde en yüksek sıcaklıklar Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ölçülüyorsa Burası kuzey yarım kürededir. En yüksek sıcaklıklar Aralık, Ocak, Şubat aylarında ölçülüyorsa burası da güney yarım kürededir diyebiliriz. Aynı zamanda yer şekilleri de gene sıcaklık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ki bu görsel ciddi anlamda güzel bir görsel. Bakın dikkat edin. Şimdi bu taraf güneşe dönük yamaç. Bu taraf ise güneşe dönük olmayan yamaç. Ve dikkat ettiğimizde bu taraf daha sıcak. Bu taraf ise daha soğuktur diyebiliriz. İşte biz bu güneşe dönük yamaca bakı etkisi diyeceğiz. Ve bakı dünya ölçeğinde tarihler içerisinde bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Nasıl dersek gelin bakın. Bak şimdi. Şöyle çizdim. Şurası 90 derece kuzey kutup noktası olsun. Şurası 90 derece güney kutup noktası olsun. Şurası 0 derece ekvator. Şurası Oğlak dönencesi, şurası da Yengeç dönencesi olsun. Şimdi arkadaşlar ben burada tüm bölgelere birer tane dağ çiziyorum. Bak birinci dağımı buraya çizdim. İkinci dağımı buraya çizdim. Üçüncü dağımı buraya çizdim. Dördüncü dağımı da buraya çizmiş oldum. Ve geldim diyorum ki tarihim farklı bir renk tonu alayım. 21 Mart ya da 23 Eylül olsun. Güneş ışınları öğle vakti nereye dik açıyla geliyor? 21 Mart ya da 23 Eylül tarihinde ekvatora. O zaman. Bu dağın bu yamacı güneşe dönük. Bu dağın bu yamacı güneşe dönük. Bu dağın bu yamacı. Bu dağında bu yamacı güneşe dönük. Peki, tarihim benim 21 Haziran olsaydı güneş ışınları bu sefer nereye dik açıyla gelecekti? Yengeç dönencesine. Bu dağın gene bu yamacı güneşe dönük. Bu dağın bu yamacı. Bu dağın bu yamacı. Bu dağında bu yamacı güneşe dönük. Dikkat et. Ekvatorla Yengeç dönencesi arasında bulunan bir dağın 21 Mart 23 Eylül tarihinde güney yamacı 21 Haziran tarihinde ise kuzey yamacı güneşe dönük o zaman burada bakı değişti mi yıl içinde tabii ki de değişti geldim son tarihim 21 Aralık tarih 21 Aralık tarihinde güneş ışınları öğle vakti nereye dik ile geldi oğlak dönencesine bu sefer bu dağın bu yamacı bu dağın bu yamacı bu dağın bu yamacı bu dağında bu yamacı güneşi gördü ve gene dikkat et Ekvatorla Oğlak Dönencesi arasındaki dağın da gene iki yamacı güneşe dönük mü? O zaman şunu unutmayalım. Eğer ki biz dönence arasındaysak, dağımızın iki yamacı da belirli dönemlerde güneşe ne yapabilir? Dönük olabilir. Ama dönencenin dışındaysan tek bir yamacın böyle güneşe dönük duruyorsun. Hep bu yamaca geliyor. Hep bu yamaca geliyor diyorsun. Peki bu nedir? Bakın. Yengeç Dönencesi'nin şurası kuzeyidir ve burada bakı güney yamaçtır. Burası oğlak dönencesinin güneyidir ve burada da bakı güney yamaçtır. Burası zaten bak bur şurayı hemen düzelteyim bakı güney yamaç dedik bakı kuzey yamaçtır diye hemen şöyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Bak burası zaten güney yarım küre bakısı tam tersi. E burası kuzey yarım küre bakısı tam tersi diyebiliriz. Biz mesela Türkiye olarak güneşe dönük yamacımız bakı yönümüz güney yamaçtır. Nereden biliyoruz? Mesela ev alacaksın ya da kiraya çıkacaksın. Ne diyorsun? Güney cephe olsun yahu diyorsun. Neden güney cephe? E çünkü kışın daha sıcak olacak, doğalgazı daha az yakacaksın, yakıt giderin minimum düzeye inecektir diyebiliriz. Ama kuzey cephe bir eviniz varsa ciddi anlamda kış döneminde soğuk, yaz döneminde gene bir tık serin olmaktadır diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu şuraya için yapmıştım ama burada şöyle çok daha güzel bir şekilde gördüğümüz için güneşe dönük yamaçlarımızı bura olarak, bura olarak düşünün ve burada şimdi dağlar çizeyim ben size. Bu dağların hangi yarım kürede yer aldığını nasıl bulacağız? Bak şöyle çiziyorum. Şunu da şöyle yaptım. Hop geldim bir tane daha daha çizdim. Onu da şöyle yapayım. Hop indirelim. Şöyle geldim. Bir tane daha daha çizdim. Onu da şöyle yapmış olayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası kuzey olsun, şurası güney olsun. Güney, kuzey olsun. Güney, kuzey olsun. Kuzey, güney olsun. Yamaçları böyle verdim. Bakı ya güneydir ya bakı küzeydir. Ben peki buna bakarak nasıl bileceğim? Kalıcı karın sınırına bakarsın. Bak kalıcı karın sınırı hangi yamaçta daha yüksek? Hemen bakıyorum. Bak burada bu sınır. Burada ise bu. Sol tarafta yani kuzey yamaçta kalıcı karın sınırı daha yüksektir diyorsun. O zaman hemen güneşi şuraya çiziyorsun çünkü burası daha sıcakmış, kar daha çok erimiş. Ve güneşe dönük yamaç bakı ise, bakı kuzey yamaç mı? Bakı kuzey ise yarım küresi tam tersidir, güney yarım küre. Böyle yapabilirsin. Geldim buna. Buna baktığımda hangi yamaçta daha yüksek? Kuzey yamaçta. O zaman güneşi gene buraya çiziyorum. Bakısı neymiş? kuzey yamaçmış. O zaman yarım küresi tam tersi güney yarım küre. Dikkat et İkincisinde sağ tarafa kuzey demişim. Gördünüz mü? Sorularda böyle verecek. Hataya düşme. Her zaman sol, kuzey, sağ, güney diye bir kaide yok. Hemen buna geldim. Hangi yamaç daha yüksek? Güney yamaç. O zaman güneşi buraya çizdim. Bakısı güney ise yarım küresi kuzey yarım küredir diyorum. Hemen buna geldim. Hangi yamaç daha yüksek? Güney yamaç daha yüksek. O zaman güney yamaç daha yüksekse ...yarım küresi tam tersi kuzey yarım küre. Bunu yaptık. Ekvatora yakın olandan uzak olana doğru sıralamam gerekirse... ...kalıcı karın sınırı hangisinde daha yüksekse... ...orası ekvatora daha yakındır. Hangisinde kar daha yukarıda? O zaman dördüncü dağda. Dördüncü dağ ekvatora en yakın. Daha sonra hangisinde daha yukarıda? Şuraya da üç diyelim. Üçüncü dağ ona daha yakın. Sonra hangisinde biraz daha alçaymış? Şuradaki birinci dağ diyelim. O zaman birinci dağ burada. Şuna geliyorum. Burası da kaç numara olsun? 2 numara olsun. Burada da kar daha aşağılara inmiş. Bak deniz seviyesine daha da yaklaşmış şurada. O zaman da ekvatora en uzak 2 numaradır diyebiliriz. Bak burada hem o yamaca bakarak bak yönünü belirledik. Hem de yüksekliğe bakarak ekvatora yakın mı uzak mı onu da söylemiş olduk. Güneşlenme süresiyle sıcaklık arasında doğru bir orantı vardır. Bunu unutmayalım. Yani bir yerde güneşlenme süresi ne kadar fazlaysa ısı birikimi o kadar yüksektir. Sıcaklığımız da o kadar fazladır diyebiliriz. Bunu mesela eksen hareketinde güneşin en tepede olduğu öğle vaktinde sıcaklık yüksek değil de birkaç saat sonra sıcaklık en yüksek demiştik ya. Bunun temel sebebi ısı birikimidir. Ama şunu da unutmayalım. Biz güneşlenme süresinin her yüksek olduğu yerde sıcaklığın yüksek olduğunu söyleyemeyebiliriz. Neresi burası? Kutuplar. Kutuplarda 6 aylık gündüzün yaşandığı dönemde güneşlenme süresi oldukça yüksektir ama sıcaklığımız düşüktür. Çünkü güneş ışınlarının geliş açısının düşük yani dar açılarla geliyor olmasıdır diyebiliriz. Bu neyle ilgili o zaman? Dünyanın şekliyle ilgilidir diyebiliyoruz. Yükselti. Burada genel olarak troposferde yükseldikçe her 200 metrede sıcaklıklarımız bir derece azalır. Bunun temel sebebi nedir dersek troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması ile ilgili bir durumdur diyebiliriz. O yüzden biz Dağların yüksek kesimlerinde neler görüyoruz? Kalıcı karlar görüyoruz. Eğer ki sen dağların yüksek kesimlerinde kalıcı karları görüyorsan, Ekvator'da o dağların yüksek kesimlerinde karlara rastlıyorsan bunun temel sebebi nedir derse sana yükseltidir diyeceğiz. Burada mesela bize 0 metrede sıcaklık 10 derece demiş. 800 metrelik bir yer vermiş. Buranın sıcaklığını istiyor. Ve şurada da 2 derecelik bir sıcaklık var. Oranın yükseltisini istemiş. Bakalım bulalım hepsini. Şimdi ben şuradaki 0 metreden 800 metre yükseliyor muyum? Yükseliyorum. Her 200 metrede sıcaklığım 1 derece azalırsa 800 bölü 200 dersem o zaman benim sıcaklığım ne yapması lazım? 4 derece azalması lazım. E burada 10 derece bir sıcaklığım vardı. 4 derece sıcaklığım azalırsa burası 6 derece olacaktır. Bak burada 10 derece sıcaklığım var ve şu merkeze geldiğimde sıcaklığım 2 derece olmuş. Yani 8 derecelik bir sıcaklık azalması yaşanmış. Her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalıyorsa 8 derece azalması için 200 çarpı 8 dersem o zaman buranın yüksekliği ne yapacak? 1600 metre yapacak arkadaşlar. Bununla birlikte bakın bana aşağıda merkezlerin yükseklik değerleri gerçek sıcaklıkları bir de yeni öğrendiğimiz bir kavram olan indirgenmiş sıcaklıkları. İndirgenmiş sıcaklık nedir biliyor musunuz? Bu bölge 800 metrede 6 dereceydi ya ben bunu 0 metre indirgiyorum. Yani 800 metre ne yapmam gerekiyor aşağıya indirmem gerekiyor. O zaman yükseldikçe her 200 metrede sıcaklığın bir derece azalırsa alçalırsam da her 200 metrede sıcaklığın 1 derece artar. 800 metre alçaldıysam sıcaklığımın 4 derece artması lazım. E bura zaten 6 dereceydi. 4 derece daha artarsa o zaman bu 800 metre yüksekliğindeki merkezin deniz seviyesinde ölçülebilecek sıcaklığı 10 dereceymiş. Gelin bakalım. Muğla kaç metrede? 0 metrede. Gerçek sıcaklığı 16 derece. İndirgenmiş sıcaklık 0 metrede hesaplanmıyor muydu? Evet. E, Muğla kaç metrede? 0 metrede. O zaman bunun indirgenmiş sıcaklığı da ne olur? 16 derece olur. Geldim. Ankara yükseltisini istiyor. 12 derece. Gerçek 18 derece indirgenmiş sıcaklığı. Yani bu şartlar altında Ankara şurada bir yerde buranın gerçek sıcaklığı 12 derece. Deniz seviyesindeki sıcaklığı ise 18 derece. Kaç derecelik sıcaklık farkı var? 6 derece. Her 200 metrede sıcaklık 1 derece değişiyorsa 6 derece değişebilmesi için 1200 metre ne yapmam lazım? Aşağı gitmem lazım. Devam. Kars 2000 metrede indirgenmişi 24 derece. Yani şöyle yaptığımızda Şurası 24 dereceymiş Kars'ın indirgenme sıcaklığı. Kars'ın yükseklik değerine 2000 metre diyor. Yani ben burada 2000 metre yükseliyorum. Yükseldikçe her 200 metrede sıcaklığım 1 derece azalır. 2000 metre yükselirsem o zaman sıcaklığımın 10 derece azalması lazım. E 24 dereceydi 10 derece azalttım 14 derece. Bakın sana herhangi bir merkezin kaç metre yükseklikte olduğunu vermeyip gerçek bir indirgenme sıcaklık değerlerini veriyorsa hemen farkını al. Yani 24 ile 14'ün farkını aldın 10 derece hop 200'de çarp. 10 çarpı 200'den 2000 bulabilirsin. Ve bir yerin gerçek ve indirgenme sıcaklık değerleri aynı ise orası deniz seviyesindedir. Bakın dikkat edin. Şimdi ben Kars için gerçek ve indirgenme sıcaklık farkını 10 derece, Ankara için 6 derece, Muğla için ise 0 derece buldum. Dikkat ederseniz farkın fazla olduğu yer daha yüksekte farkın en az olduğu yer daha alçaktadır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Bir de şöyle bir durum var. Biz şimdi atmosferde yükselirken genel olarak sıcaklıklarımız her 200 metrede bir derece azalır. Ama bazı durumlarda yükseldikçe sıcaklığımız artması gerekirken belirli bir yükseklikte sıcaklığımız artar. Sonra tekrar sıcaklığımız azalmaya başlar. İşte bu yükseldikçe sıcaklığın arttığı durumlara biz sıcaklık terselmesi diyoruz özellikle fosil yakıt kullanımının fazla olduğu büyük şehirlerde bu olayı kış döneminde yoğun bir şekilde yaşayabilmekteyiz haberimiz olsun. Kara ve denizlerin ısınma farkı ve kara ve denizlerin dünyada dağılımının sıcaklık üzerinde nasıl bir etkisi var dersek. Kara ve denizlerin özgül ısıları birbirinden farklıdır. Güneş ışınları karalarda 1-2 metre derinliğe kadar etkiliyken denizlerde yaklaşık 200 metre derinliğe kadar etkilidir. Yani şöyle bir alan düşündüğümüzde şurada bir kala alanı olsun şöyle de bir deniz alanı gösterelim. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya şöyle denizi gösterdik. Şimdi buraya güneş ışınlarının geldiğini varsayarsam karada şu kadarlık bir alanı ısıtması gerekiyor. Denizde ise şu kadarlık bir alanı ısıtması gerekiyor. Hangisi daha çabuk ısınır? Tabii ki de Dar alan değil mi? Karalar. O zaman karalar erken ısındı mı? Aynı zamanda erken de soğur mu? Evet. Denizler ise karalara göre geç ısınıp geç soğur mu? En basit şöyle düşünün. Yaz döneminde tatile gittiniz. Oo. Oh, güneşlendiniz, kreminizi sürdünüz. Ya dedin ki şu denizin bir keyfini çıkarayım. Hemen ayağa kalktın, terliğini giymedin. Hemen denize atlamak istiyorsun. Kuma bir bastın. Allah yandın. Ondan sonra ceylan gibi sekeceksin ve denize atlayacaksın. Abo dondum diyeceksin. Neden? Karalar erken ısındı çok sıcak. Deniz ise ona göre daha geç ısındı. Aynı şekilde geceleyin denize girenleriniz varsa şu anda evet diyecek. Karaya göre daha sıcaktır. Hatta dışarıdakileri dersin ki göl o göl bayağı sıcak dersin. Denizler ise karalara göre ne yaptı? Geç soğudu. Bununla birlikte şunu unutmayalım. Bakın arkadaşlar kara ve denizlerin ısınma farkı ve dağılımının yarım küreleri göre farklılık göstermesi nasıl bir etkiye sahiptir? Bak şurası 0 derece ekvator. Şu ise göstermiş olduğumuz 30 derece izotermi. Bak 30 derece. Hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. O zaman kuzey yarım küre sıcak mı? Evet sıcak. Ve aynı şekilde şurada eksi 10 derece izotermi var. Güney yarım kürede ise dikkat edin. Sıfır derece izotermi var. Neresi daha soğuk? Kuzey yarım küre. Kuzey yarım küre hem en yüksek hem de en düşük sıcaklık değerine sahip mi? Evet Karadenizlerin dağılımıdır. Ve aynı zamanda dikkat ederseniz 10 derece izotermi Kuzey güney yarım kürede böyle gitmiş. Aynı şekilde 10 derece izotermi kuzey yarım kürede böyle gitmiş. Hangisinde daha düz gidiyor? Tabii ki de güney yarımkürede. Neden? Kara ve denizlerin dağılımıyla ilgili bir durumdur. Bir de arkadaşlar termik ekvator dediğimiz bir kavram var. Termik ekvator meridyenlerin en sıcak noktalarının birleştirilmesiyle elde edilmiş kapalı eğrilerdir. Daha çok hangi yarımküreden geçiyor? Kuzey yarımküreden geçiyor. O zaman bu da kara ve denizlerin dağılımıdır. Bak şunu unutma. Sana kuzey ve güney yarımküreyi kıyaslatırsa kara denizlerin dağılımı diyeceksin kuzey ve güney yarım küre. Kuzey yarım küre şöyle sıcakken güney yarım küre böyle soğuktur diyorsa yüzde 99,9 kara ve denizlerin dağılımı yüzde birlik kısımda da eksen eğikliği olarak ifade edilmekte haberiniz olsun arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer durum. Okyanus akıntıları oldukça önemli. Neden? Çünkü okyanus akıntıları sıcaklığın enleme uygun bir şekilde artıp ya da azalmasını engelliyor. Yani biz normal şartlar altında kutuplara doğru gidildikçe genel olarak sıcaklığın azaldığını, ekvatora doğru geldikçe genel olarak sıcaklığın arttığını biliyoruz. Ama şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda okyanus akıntısı dediğimiz bir kavram var ya bu işte ya orada sıcaklığı artırabilir ya da azaltabilir. Bakalım. Bak şimdi birincisi. Amerika'nın o Batı Amerika dediğimiz kısım, Amerika'nın batı kısmı Kaliforniya. Neymiş? Soğuk su akıntısıymış. Hemen şöyle geliyorum Güney Amerika'nın batısına Peru, soğuk su akıntısı. Afrika'nın batısı Benguela, soğuk su akıntısı. Avustralya'nın batısı Batı Avustralya, soğuk su akıntısı. Asya'nın doğusu Oyashio, soğuk su akıntısı. Hemen şöyle devam ediyorum Kanarya, soğuk su akıntısı. Labrador soğuk su akıntısı. Bununla birlikte sıcaklara bakmamız gerekirse Alaska sıcak su akıntısı. Gulf Stream sıcak su akıntısı. Madagaskar sıcak su akıntısı. Brezilya sıcak su akıntısı. Doğu Avustralya sıcak su akıntısı. Kuroşivo sıcak su akıntısı. Şimdi ben bunları nasıl bileceğim? Bak şimdi. Alaska nasıl bir yer? soğuk bir yer. Ama okyanus akıntısı sıcak bunu unutma. Kaliforniya sıcak bir yer, okyanus akıntısı soğuk. Burayı böyle hallettik. Devam ediyorum. Peru'nun bulunduğu yerde kim var? Şili var. Ant Dağları var. Ant Dağları yüksek yerler. O zaman Peru dediğimiz soğuk, Brezilya Karnaval sıcak. Geldim. Benguela soğuk, Madagaskar sıcak, Batı Avustralya soğuk, Doğu Avustralya sıcak. Yani ben güneydeki o Güney Amerika'dan hangisinde sıcak hangisinde soğuğu bilirsem kıtaların aynı yönlerinde sıcak ve soğuklar var. Bak mesela doğusunda Brezilya sıcak su akıntısı var bunu bildim ya. O zaman Afrika'nın doğusunda da sıcak su akıntısı var. Avustralya'nın doğusunda da sıcak su akıntısı var. Bunları böyle biliyorum. Gusittim bileceksin. Ya adını unut. Adını unut. Adı Meşref unuttum. Ama grup sıcak su akıntısı unutmam. Çünkü çok önemli. Onunla birlikte kuru şio, Kuru kuru sıcak olduğu için hemen kuruttu. O yaşıyor soğuk su akıntısıdır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Bunlar önemli. Hangi açıdan önemli? Özellikle iklimlerin oluşmasında da etkili arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Soğuk su akıntılarına dikkat edin. Bak. Peru soğuk su akıntısı, Kaliforniya soğuk su akıntısı, Kanarya soğuk su akıntısı, Benguela soğuk su akıntısı, Batı Avustralya soğuk su akıntısı ve bu soğuk su akıntılarının köşesinde kim var? Ahan da buralarda çöl iklimi var. O zaman ben dünyada çöl ikliminin görüldüğü yerleri bilirsem o dönenci çevresinde özellikle kara içi olarak Gobi Karakum Kızıl Kumu şuraya atalım. Soğuk su akıntılarının olduğunu bileceğim tamam mı? Özellikle de sıcak su akıntıları mesela Gulf Stream, Alaska, Brezilya, Madagaskar, Doğu Avustralya. Bunların köşelerinde de okyanusal iklim etkilidir diyebiliriz bunu da unutmayalım. Ve aynı zamanda okyanus akıntılarının sıcaklık üzerindeki en önemli etkilerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Bak şimdi bak yemin ediyorum kafana sıkarsın böyle bir şey yok. Şimdi şu 20 derece izotermi. 20 derece izotermine bakın. 20 derece izotermi hemen şöyle Güney Amerika'nın batısında ekvatora sokulmuş mu? Doğusunda kutba sokulmuş mu? Hop böyle yapmış. Neden? Hemen sona geliyorum. Bak Batıda kim var? Soğuk su akıntısı var. Doğuda kim var? Sıcak su akıntısı var. İşte arkadaşlar bunun temel sebebi okyanus akıntısıdır. O zaman Güney Amerika'nın doğusu batısına göre daha sıcaktır. Temel sebebi okyanus akıntısı. Batı Avrupa Kanada'nın doğusuna göre daha sıcaktır gene temel sebebi okyanus akıntısıdır bunu unutmayalım. Rüzgarlar okyanus akıntılarının yapmış olduğu etkinin aynısını yapacak. Yani bir rüzgar ekvatordan kutba doğru gidiyorsa sıcaklığı artırır. Kutuptan ekvatora doğru geliyorsa sıcaklığı düşürür. Bakın şimdi. Biz burada enlem dereceleri vermişiz ve bu rüzgarların sıcaklığı artırıp ya da azalttığına bakalım. Şimdi şurada 0 diyor burası ekvator. O zaman şunu unutmayalım. Kutba doğru gidenler, ekvatordan kutba doğru gidenler sıcaklığı artırıyor. Kutuptan ekvatora doğru gelenler ise sıcaklığı azaltıyor. Şimdi hangileri kutba doğru gidiyor? Mesela şuradaki rüzgar ekvatordan kutba doğru gidiyor. O zaman bu artırır. Buradaki rüzgar ise kutuptan ekvatora geliyor sıcaklığı azaltır. Buradaki rüzgar gene kutuptan ekvatora geliyor sıcaklığı azaltır. Buradaki rüzgar ise ekvatordan kutba doğru gidiyor sıcaklığı artırır. Çünkü tam şurası ney? Ekvator. Bak. Kutba doğru gitti azalttı bunu da unutmayalım. Bu da önemli bir ifade. Geldik nem. Geldik bit görsü. Aslında bunların ikisinin de yarattığı etki aynı arkadaşlar. Nasıl dersek? Nem miktarı bir bölgedeki günlük ve yıllık sıcaklık farklarını azaltacaktır. Yani demek istiyorum ki yer yüzeyinin aşırı ısınmasını ya da aşırı soğumasını engeller. O yüzden de sıcaklık farklarını azaltır. Mesela bakalım. Merkez vermişiz iki tane. Gündüz sıcaklığı 28, gece sıcaklığı 22. Gündüz 30, gecesi 13 derece demişiz. Farklarını al. Birinci merkezde sıcaklık farkımız 6 derece. İkinci merkezde sıcaklık farkımız ise 17 derece. Şimdi arkadaşlar ben o zaman burada şunu düşünmem lazım. Sıcaklık farkı hangisinde daha az? birinci bölgede daha az. O zaman burada nem miktarı daha fazla diyebiliriz. O zaman hemen şöyle şunu şuradan sileyim kafanız karışmasın. İkinci bölgede sıcaklık farkı birinci bölgeye göre daha fazla. O zaman burada da nem miktarı daha azdır diyebiliriz. E o zaman birinci bölgeye İzmir diyelim. İkinci bölgeye kim diyelim? Başkentimiz güzel Ankara'mız selam olsun diyoruz iki kentimize de. O zaman Ankara dedik. Bakın şunu da unutmayalım. Normalde dünyanın en sıcak yerlerinin neresi olması gerekir? Ekvator ve çevresi olması gerekir. Ama dünyanın en sıcak yerleri ekvator ve çevresi değildir. Neresidir dediğimizde dönence çevresindeki çöllerdir. Dünyanın en sıcak yerlerinin çöller olmasının temel sebebi unutma nem azlığıdır. Ekvator niye o kadar sıcak olmadı? Çünkü nem fazla çok ısınmadı diyebiliriz. Bit görsüyle nem aynıdır dedik gece gün yaz kış sıcaklık farklılıklarını azaltacaktır. Taşların özgür ısıları da farklıdır bilgileri birbirlerinden. Açık koyu renkli olmasına bağlı olarak da sıcaklık değişir. Kar örtüsü beyaz ve parlak olduğu zaman iyi bir yansıtıcı özellik göstereceği için karla kaplı dağ zirveleri özellikle daha soğuktur diyebiliriz. Biz sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını gösterdiğimiz haritalara izoterm haritaları diyoruz. İzoterm haritası nedir dersek? İzo dediğimiz eştir. Yazdım şöyle. Term dediğimiz ise sıcaklıktır. Yani bu eş sıcaklık haritası olarak geçer. Burada iki tane izoterm haritasından bahsedelim. Bir, merkezin yükseklik değerlerine göre bir izoterm haritası hazırlıyorsak bu gerçek izoterm haritasıdır. Eğer ki deniz seviyesindeki sıcaklıklarına göre bir harita hazırlıyorsak indirgenmiş izoterm haritasıdır. Şunu da unutmayalım. Eğer ki elimizde bir indirgenmiş izoterm haritası varsa sıcaklığın dağılışı üzerinde yükselti faktörü etkili değildir. Ama gerçek bir izoterm haritası varsa etkilidir diyebiliriz. Bakın aşağıda bir izoterm haritası vermiş ve dikkat edin indirgenmiş izoterm haritası diyor. En düşük sıcaklık nerede? Bölgenin güney batı kesiminde. Mesela bana deseydi ki güney batıda sıcaklığın düşük olmasının temel sebebi yükseltidir derse yanlış. Neden yanlış? Abicim bu indirgenmiş izoterm haritasıdır. Bu haritada yükselti yok. Her yeri biz ne yaptık? Sıfır metreye göre belirledik. O yüzden buna dikkat etmemizde fayda var. Kuzey doğuya doğru gidildikçe sıcaklık artıyor mu? Evet. Bölgenin ortasında mesela bir dağ vardır derse doğru mu? Yanlış. E bu izoips haritası değil ki bu izoterm haritası sıcaklığı gösteriyor. Bunu unutmayalım. Bununla birlikte bu haritada en yüksek sıcaklık kaç derece? 22. En düşük sıcaklık kaç derece? 14. Şimdi en yüksek sıcaklar ne dedik? 22. En düşüğe ne dedik? 14. O zaman bu haritadaki sıcaklık farkı 8 derecedir dedik. Aferin size yanlış yaptınız. Neden? Şundan dolayı. Bak şimdi. Şu arada bir A noktası olsa bu A noktasının sıcaklığı sizce kaç derece? 20 derece mi? Değil. 22 mi? Değil. Çünkü 20 olsaydı şu çizginin üzerinde, 22 olsaydı şu çizginin üzerinde olması gerekirdi. İkisinin de üzerinde değil arkadaşlar. Ve bu şartlar altında A noktası 20 ile 22 arasında ise şurada bir B noktası belirlersem o zaman bu B noktası 22 ile 24 arasında mı? O zaman burada 22'den daha yüksek bir sıcaklık değeri var mı? Var. E şurada bir C noktası belirlesem bu noktanın da sıcaklığı 14 ile 12 derece arasında değil mi? Evet o zaman buradaki sıcaklık farkı 8 dereceden ne oldu? Daha fazla oldu. Mesela burada K'yi göstermiş. Bölge kuzey yarım kürede yer alır. Hemen K'yi gördüm. Hey lan K bildiğim ne var? Kuzey yarım küre var. Hayır. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Bölgemizin üst kısmı kuzeyi gösterir diyor. Kuzey yarım küre değil. Bana bunun için enlem dereceleri vermesi gerekirdi de haberiniz olsun. Biz bu şekilde izoterm haritaları hazırlıyoruz. Bu izoterm haritalarına baktığımızda bu dünyanın yıllık ortalama sıcaklık dağılışının gösterildiği bir izoterm haritasıdır. Sonra Ocak ayından sonra da Temmuz ayından bahsedip dersimizi bitireceğiz. Bak. Şuraya şöyle ekvatoru çizdim. Burası 0 derece ekvator. Normalde benim ekvatorun en sıcak yer olduğunu bilmem gerekir. Ama dünyadaki en sıcak yer, neresi Afrika'nın kuzeyi. Neden Afrika'nın kuzeyi sıcakta 30 derece sıcaklık var orada görüyor musunuz? Ekvator sıcak değil derseniz nem azlığıdır diyoruz. Ama, Genel olarak kuzeye doğru gittiğimizde 30 25 20 10 0 -10 diye gitmişiz. O zaman enleme uygun bir şekilde sıcaklığımız kutuplara doğru azaldı mı? Ve 25 20 10 0 diye inmişiz. Gene aynı şekilde burada da enleme uygun bir şekilde sıcaklığımız ne yaptı? Azaldı diyebiliriz. Ve dikkat ederseniz güney yarım kürede 20 derece yeter mi? Kıtanın batısında dikkat edin, bak Güney yarımkürede 20 derece izotermi, Kıtanın batısında ekvatora sokulmuştur, okyanus akıntısıdır. Batı Avrupa, Kanada'nın doğusuna göre daha sıcaktır, okyanus akıntısıdır diyebiliriz. Ve Kuzey yarımkürede -10 derece sıcaklık var, karasallık etkisidir diyebiliriz arkadaşlar. Ocak ayı, e, Ocak ayında Güney yarımküre yaz mevsimi, Kuzey yarımküre kış mevsimi yaşıyor. E, en yüksek sıcaklıklar nerede? Güney yarım kürede kara içinde. Denizlerde değil. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği. En düşük sıcaklığa dikkat edin. Eksi kırkla Sibirya. Neden Sibirya en düşük sıcaklığa sahiptir dersek karasallık. Normalde şurası kutup. Gürenland'ın bulunduğu yer. Burası Sibirya'ya göre daha sıcak. Eksi 30. Çok da abartmayalım ama burası bayağı soğudu. Niye karasallık şiddetidir diyebiliriz. Bunu unutmayalım. Temmuz ayına geldiğimizde bu sefer kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre kış mevsimi yaşıyor. E en yüksek sıcaklık nerede? Kuzey yarım küre de karalarda. Bunun temel sebebi de eksen diyebiliriz. Güney yarım küreye geldiğimizde kaç derece sıcaklık gördük? Eksi 30. Ama burada kaç görmüştük? Eksi 40. Niye? Güney yarım küre o kadar soğumadı kara ve denizlerin dağılımıdır diyebiliriz. Ve arkadaşlar, dünyadaki yıllık sıcaklık farkına geldiğimizde genel olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık farkımız artmakta. Özellikle kara içlerinde sıcaklık farkımız o deniz kenarlarına nemin fazla olduğu yerlere göre daha fazladır diyebiliriz. Dikkat ederseniz Sibirya'nın iç kısmında 60 derecelik bir Sıcaklık farkımız var ama güney yarımkürede kutba doğru gittiğimizde bile 10 derecelik bir sıcaklık farkımızın olduğunu söyleyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte ne yaptık? İklim elemanlarından birincisi olan sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını etkilen faktörlerden bahsettik. Bak şunu unutma. Ekvatordan kutba doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalır diyorsa bu dünyanın şekli enlem etkisidir. Gün içinde sıcaklık değişir diyorsa eksenin hareketidir. Yıl içinde sıcaklık değişir diyorsa eksen eğiklidir. Bir dağın kuzey ve güney yamacında sıcaklık değerleri farklılık gösterir diyorsa bakıdır. Yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalırsa yükselti etkisidir ve yükseltinin sıcaklık üzerindeki en önemli etkisine verebileceğiniz örnek ekvatorda kalıcı karlara rastlanmasıdır. Tamam mı? Kutuplarda buzulları görmemiz güneşin dar açıyla gelmesiyle ilgili bir durumdur. Güneşlenme süresi fazlaysa sıcaklığım da yüksektir. Ama kutuplarda 6 aylık gündüz yaşandığında sıcaklık düşük dedik ya güneşin yere düşme açısıdır. Bir gün içinde de mesela en yüksek sıcaklık güneşin en tepede olduğu an değil de ondan birkaç saat sonraydı ya bu da ısı birikimidir. Bunu da unutmayalım. Bununla birlikte kara ve denizlerin ısınma farkı karalar erken ısınıp erken soğur. Denizler ise geç ısınıp geç soğur. Ve buna bağlı olarak en yüksek ve en düşük sıcaklıkları kuzey yarımkürede görüyoruz. Çünkü kuzey yarımkürede karaların oranı güney yarımküredeki karaların oranına göre daha fazla. Sana kuzey ve güney yarım böyle kıyaslatıyorsa ifadedeki cevabın kara ve deniz olmak zorunda. Okyanus akıntılarının yerlerini unutmayalım. Tamam mı? Bak bu önemli. Enleme uygun bir şekilde sıcaklığın azalmasını ya da artmasını engeller. Sana okyanus akıntısının sıcaklık üzerindeki etkisine ait örnek verecekse iki merkezinde okyanus kıyısında olması lazım. Yani biri okyanus kıyısında biri karanın içerisinde ise bu ikisi arasındaki sıcaklık farklılığı okyanus akıntıları olamaz sevgili arkadaşlar. Bunu unutmamış olalım. Bununla birlikte şunu da unutmayalım. Biz sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını gösterdiğimiz haritalara izoterm haritaları diyoruz. İzo eş demektir. Term sıcaklık demektir. Yani eş sıcaklık haritası olarak geçmekte haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte geldik karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına Bekliyorum arkadaşlar. Peki bir sonraki dersimizde neden bahsedeceğiz? İklim elemanlarının ikincisi olan basınç ve rüzgarlardan bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.